İkinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem tevhid sırrıyla şecere hilkatin meyveleri olan zi hayatta bir şahsiyeti ilahiye, bir ahadiyeti rabbaniye ve sıfatı sebaca manevi bir simai rahmani ve temerküzü esmai ve iyyâke na'bud ve iyya kenes hitaba muhatap olan zatın bir cilve itaayünü ve teşahhusu tezahü eder. Üstadımız Zi hayata Tevhid aynasıyla bakıldığında onlarda tezahü eden beş maddeyi sayt. Bir şahsiyeti ilahiye, iki ahadiyeti rabbaniye, üç sıfatı sebaca yani yedi sıfat ciheti ile manevi bir simai rahmani, dört esma-i beş iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz dediğimizde bu hitaba muhatap olan zatın yani Allah-u Teala'nın bir cilveyi i taayyünü ve teşahhusu. Bu beş maddeyi gücümüz nispetinde izah edeceğiz. Ama ilk önce metnin başında geçen şu cümleyi mütalaa edelim. Şecere-i hilkatin meyveleri olan zihayatta. karnata bir ağaç nazarıyla baksak. Hayat sahipleri bu ağacın en müntahap meyvesi olur. Nasıl ki ağaç meyvesi için dikilir ve ağacın her bir cüz'ü meyveye hizmet eder. Aynen bunun gibi şu kainat ağacı da meyvesi hükmünde olan zihayat için icat edilmiş ve her bir cüz'ü zihayata hizmet etmiş. İşte şecere-i hilkatin yani yaratılış ağacının meyveleri hükmünde olan zihayata vahdet dürbünüyle ve tevhid aynasıyla bakarsak biraz evvel saydığımız beş şeyin zihayatta tezahür ettiğini görüp buna şahit oluruz. Bunlardan birincisi şahsiyeti ilahiyedir. Şahsiyeti ilahi ifadesiyle Allah Teala'nın isimleriyle tecellisi kastedilmiş. Allah'ın isimleri onun bir nevi şahsı manevisidir. Bu isimler bir varlıkta tecelli ettiğinde o varlıkta Allah'ın şahsı manevisi ve şahsiyeti ilahiyesi tezahür etmiş olur. Dilerseniz meseleyi biraz somutlaştıralım ve bir kuşta gözüken şahsiyeti ilahiyeyi mütalaa edelim. Bununla da bir Esma-i Hüsna dersi yapalım. Bu kuş yok idi, var oldu. Varlığı ile Allah'ın mükevvin ismine aynı oldu. Her bir azasına yüzler fayda ve hikmet takıldı. Bununla hakim ismine aynı oldu vücudu ve hayatı devam etti. Bununla mukim ismine aynı oldu. Çeşit çeşit ihsana masa oldu. Bununla mennan ismine aynı oldu. Kendisinde hiçbir kusu ve hiçbir eksik gözükmedi. Bununla subhan ismine aynı oldu. Allah'tan ne istediyse Allah ona verdi bununla müstaan ismine aynı oldu. Sanatlı vücuduyla sani ismine, tehlikelerden kurtulmasıyla mani ismine, nebatata üstün kılınmasıyla gafi ismine aynı oldu. Güzelliğiyle cemil ismine, her işinin gövülmesiyle vekil ve kefil ismine, Masay olduğu lütuflarla Latif ismine aynı oldu. gördüğü vazife ile mülakkin ismine hayatının kolaylaştırılmasıyla mühevvin ve müsehil ismine kendine yapılan yardımlarla muavvin ismine aynı oldu. Planlı vücuduyla mukaddir ismine temizliğiyle mudahhir ismine idaresiyle müdebbir ismine aynı oldu yolunu bulmasıyla saik ve delil ismine diğer kuşlara benzememesiyle mufassıl ismine süsü ve zinetiyle müzeyyin ismine aynı oldu. Halden hale çevrilmesiyle muhavvil ve mübeddil ismine kemale ulaşmasıyla mükemmel ismine merhamete mazhar olmasıyla atuf ve Rahim ismine aynı oldu. Daha bunlar gibi onlarca isme aynı olduğu masav oldu. İşte bu masaviyete şahsiyeti ilahiye denmiş. Yani bu kuşta Allah Teala isim ve sıfatları cihetiyle gözükmekte ve manevi şahsiyeti cihetiyle tecelli etmektedir. Kuş bu cihetiyle bir kaside-i Rabbani bir mektubu samadani ve bir ayneyi esmay ilahidir. Ben bazen bir kuşa baktığımda onu mücessem bir cevşen şeklinde görüyorum. Ona bakıp onda cevşeni okuyorum. Mesela sanatına bakıp ya saniye kulli masnu ey bütün sanatların sani'i. yaratılışına bakıp ya halige kulli mahluk Ey bütün mahlukatın halıkı terbiyesine bakıp ya men huve rabbu kulli şey ey her şeyin Rabbi ondaki ilim tecellisini görüp ya men huve alim kulli şey ey her şeyi bilen ondaki kudret tecellisini görüp ya men huve kadir kulli şey ey her şeye gücü yeten Allah'a olan delaletine bakıp ya men huve fi kulli şeyin delailu ey her şeyde delilleri bulunan ona edilen yardımlara bakıp ya muine duafa ey zayıfların yardımcısı daha bunlar gibi o kuşa bakıp yüzler cümleyi söyleyebiliriz. İşte bütün bunlar şahsiyeti ilahiyenin kuştaki tezahürüdür. Demek şahsiyeti ilahiye ifadesiyle Allah Teala'nın manevi şahsiyeti hükmünde olan esma-i hüsnasının zi hayattaki tezahürünü anlayacağız. İşte bu tezahür ancak tevhid vasıtasıyla gözükür ve vahdet sayesinde okunur. Tevhid olmazsa bu tecelli kaybolup sönüp gider. Dersin başında beş madde saymıştık. Bu beş maddeden birinci maddeyi mütalaa ettik. İkinci maddenin mütalasını sonraki derse bırakalım. Şimdilik Allah'a emanet olun.